Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Fixgenmen araba kopyalamalar serimizin yeni bir kopyalamasındayız ve tek kişi araba kopyalama yapacağız. Böyle bir seri çıkarttım çünkü artık Fixgenmen araba kopyalamalar var. Yarın da bir tane daha video atacağım, eğer ki yarın atamazsam ondan sonraki bir gün de video atacağım arkadaşlar. Bir tane daha Fixgenmen videomuz aynen daha mevcut. Fixgenmen araba kopyalama videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben Kenan, tanımayanız yoktur zaten PlayStation'da oynayıp da beni tanımayan varsa yoktur diye düşünüyorum. Arkadaşlar öncelikle bunlarla görüşmek istemiyorsanız ki bunlarla uğraşmayın, göstereceğim taktik tamamıyla hani vakit kaybı çok hani sizi kanser edip kolu parçalayıp televizyonu kırabileceğiniz ve belki de PlayStation camdan aşağı atabileceğiniz zorlukta bir araba kopyalamaya karşınızdayım. Belki tek seferde de yapabilirsiniz, inanın bilmiyorum. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız PlayStation 4, PlayStation 5 sürümünden GTA iniyorsanız hemen benden para paketi satın alın. Hemen sizin hesabınıza 100 milyonları hemen şak diye yapalım arkadaşlar. Tüm merak ettikleriniz almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor, haberiniz olsun. Mağazama da direkt açıklama kısmında ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen orada sabitlenmiş mesajlarda, yorumlarda vardır. Orada zaten yazar, oraya gidip bakabilirsiniz. Öncelikle yine tek kişi araba kopyalama yapacağız. Fixgenmeyen araba kopyalamamız arkadaşlar. Ne lazım diyeceksiniz. Öncelikle bir tane arena lazım. Bu arada şu an PlayStation 4 sürüm GTA 5'te oynuyorum. PlayStation 5 sürüm GTA 5'te de bu yöntem çalışıyor ama PlayStation 5 teki hesabımdaki arena düzenini bozmak istemedim. Mütevellit PlayStation 4'teki çarım da yapıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun, PlayStation 5'te de çalışıyor. Xbox'ta da çalışıyordur çünkü konsollarda çalışıyor. Bilgisayarı inanın bilmiyorum arkadaşlar. Bilgisayarınız varsa zaten yani bunlarla uğraşmazsınız diye tahmin ediyorum. Bilgisayarda çünkü her şey çok daha kolay. Öncelikle lazım olan malzemeler. Bir adet Arena War. Arena War'unuzun içerisinde, hemen size şuradan göstereyim. Arena War'unuzun içerisinde şuradan arkadaşlar mekanik var ya, bak şurada mekanik. A bu Benici. Benici hangisiydi lan Benici? Şu ablamız Benici'ydi galiba. Benim mekaniğinin olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an gösteremiyorum ben de hepsini olduğundan dolayı. Ama benim mekaniğinin olması gerekiyor. Büyük ihtimal şu kadın olan Benici'ydi. Diğeri workshop'tu galiba. Silahlı şeydi. O silahçıya gerek yok arkadaşlar. Benim modifiyecisinin olması gerekiyor arena borunuzda. Ve arena borunuzun içerisinde ne kadar fazla kopyalama yapacaksanız o kadar fazla boş bedava arabadan olması gerekiyor. Herhangi bir araba olabilir ama bizim yıllardır alışkanlığımız olan arkadaşlar, Egecimizi kopyalayacağız. Yani Egeci alın. Bu bedava araba zaten. Bunun da yerini değiştirdi ya. Eskiden çok daha kolay buluyorduk. Şimdi biraz zor buluyoruz. Bu arabadan istediğiniz kadar koyun. Ben göstermek yapacağımdan dolayı bir tane aldım. Hani siz ne kadar fazla yapacaksanız doldurun. Zaten en fazla 7 tane koyabileceksiniz arkadaşlar. Onun haricinde kopyalayacağınız araba. Yine isi kopyalıyoruz. Bu arada hani işte kopyalama yapmayın, uğraşmayın. İşte bunlar gereksiz şeyler gibi saçma sapan konuşan insanlar var arkadaşlar. Onlara yapamadığından dolayı bunları söylüyorum. Bu kopyalamalardan hani Kanal 5 yıldır aktif kopyalamalardan herhangi bir şekilde ban yemedim. Bir sürü hesabım var, herhangi bir şekilde kopyalamalarda ban yok. Eğer ki bunu diyen varsa ona direkt deyin ki senin isminin rengi ne deyin. O da zaten diyecek ki benim isim yok falan filan dersiniz, adamla laşacak geçin işte. Bir tane issi arkadaşlar. Bu issiyi alıp arena vardan modifiye edebiliyorsunuz. Modifiye edip hani sıfırdan alıp bu hale sokabilmek için rahat bir 5 milyon harcamanız gerekiyor. Ama kopyalama işine girecekseniz bu parayı gözden çıkartmanız lazım. Birazcık pahalı şeyler kopyalama yapabilmek için de birazcık paranızın olması gerekiyor cebinizde. Hani bir 10-15 milyon olması lazım ki burayı alın, işte arabayı alın, şunu alın, bunu alın, cart curt falan fistan. Hani bunların da olması gerekiyor arkadaşlar. Bu arabayı sattığınız zaman 1 milyon 802 bin 822 milyon cebinize geliyor. Her seferinde bunu kopyalayıp sattığınız zaman o kadar parayı alıyorsunuz. Yani benim şu an burada gördüğünüz gibi bir sürü 1 milyon 800 binlik arabam var. Bu arada özel plakaya ihtiyaç yok ama siz yine de yapmak istiyorsanız yapın, ama özel plakaya ihtiyacınız yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani normal şekilde temiz plakalı bir kopyalama yapacağız. Onun haricinde şu motordan olması lazım. Bu motordan bir tane alıyorsunuz. Motoru direkt Beni'ye gelin. Adı bu. FCR1000 arkadaşlar. 135 bin dolara bu motoru alıyorsunuz. Bundan bir tane alsanız yetiyor. Onun haricinde Mobile Operation Center'ınızın olması lazım. Mobile Operation Center'ın bayuç kısmı Personal Vehicle Storage olacak. Hemen size şuradan göstereyim. Bayıç kısmı personel vehicle storage olacak arkadaşlar. Arkası dolu olsun, boş olsun fark etmez, herhangi bir sıkıntı doğurmuyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu kamyonda ve bu her şeyi yaptıktan sonra arena borunuzda hazırladıktan sonra motorunuza biniyorsunuz ve sağ yön tuşuna basıp modifiyeciye gidiyorsunuz. Videoyu atlayarak izlemeyin. Geçenki WhatsApp.
Bu videoyu ilk attığım zaman adam yazmış ki kardeş bende 196 bine motor dönüştürme çıkmıyor. Niye? Çünkü benim modifiyecisi yok. Ben videonun başında dedim mi? Dedim. Ama adam gidiyor 10 saniye 10 saniye 10 saniye 500 saniye atlatıyor. Bu kopyalama ama çalışmıyor diyor sonra. Çalışmaz tabii ki de atladığın için. Arkadaşlar burada bir kere FCR1000 custom'a tıklıyorsunuz. 196 bin uyarısını gördünüz. Bir tur daha tıklıyorsunuz. Dönüştürmek istediğinden emin misin diyor. Şimdi burada uyarımı geçeyim. Eğer ki kopyalamayı yani bu bug'ı şimdi yapacağız, göstereceğim. Eğer ki yapamazsanız arkadaşlar cebinizden sürekli 196, 196, 196 eksilecek. Buna götünüz yiyorsa yapın. Bak açık açık söylüyorum. Ondan sonra yoruma geliyorum. Benim 5 milyonum gitti, şuyum gitti, buyum gitti demeyin. Çünkü bu beni ilgilendirmiyor. Hani götünüz yiyorsa yapın. Yemiyorsa gidip benden para paketi alın. Bu kadar basit. Evet biraz bugün bayağı açık sözlüyüm. 196 bine dönüştüreceğiz. Ha, bu arada ben hiç denemedim. Bir tane yoruma yine birisi yazmış ki eğer ki 196 bin çok fazla kaybettiyseniz oyundan çıkın ve tekrardan girin paranız geri geliyor diye bir vatandaş yazmış. Denemedim doğru mu değil mi diye. Eğer ki çok fazla para kaybederseniz ağlarsanız oyunu kapatıp açın arkadaşlar. Bu arada oyunu kapatıp açmanız için de hemen bu ekrandayken oyunu kapatıp açmanız lazım. Yani oyun save almadan kapatıp açmanız gerekiyormuş diye yazmış. Çalışıyor mu çalışmıyor mu inanın bilmiyorum. Ben çünkü öyle şeylere girmiyorum. Param gitsin basarım zaten kaynak benim. Şimdi buradan itibaren PlayStation'da anlatıyorum. Xbox'ta da zaten bu aynı yöntem PlayStation 5'ten yapıyorum ben arkadaşlar. PlayStation 4 sürümünde oynuyorum ama PlayStation 5 kolunda bir kere PlayStation simge tuşuna bastığınız zaman hızlı menü açılıyor. PlayStation 4'te de bu PlayStation simge tuşuna basılı tuttuğunuz zaman bu menü açılıyor. Şimdi burada motoru dönüştür diyeceğiz. Bir kere daha X'e basacağız. 196 bin gidecek ve gittiği gibi de bu hızlı menüyü açmamız gerekiyor. Ben PlayStation 5'te oynadığımdan dolayı bir kere basacağım hızlı menü açılacak. Bu arada hızlı menünün açılması ekranı size gelmeyecek çünkü PlayStation sadece oyunu kaydediyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey kaydetmiyor. Hani o görüntü size gelmeyecek. PlayStation 4'te oynuyorsanız da o menüyü açmanız için basılı tutmanız gerekiyor. Ta ki ne zamana kadar? Bu motor upgrade'lenecek. Custom olacak. Custom olduktan sonra arkadaşlar şu sol üstteki uyarının gitmemiş olması gerekiyor. Eğer ki hem motor custom olup hem de uyarı giderse yani şu şekilde olursa işte motorun upgrade'leri çıkarsa arkadaşlar motor çöp oldu demektir. Tekrardan motordan almanız gerekiyor. Bu motor dönüşmeden hani hem dönüşecek ama şu menü kalacak. Bu şekilde olması gerekiyor. Zaten birazdan yaptığım zaman göreceksiniz. Şimdi yapıyorum. X'e bastığım gibi hızlı menüyü açacağım. Motor dönüşecek. Ama şu sol üstteki menüde aynı kalması gerekiyor arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Sesim arada kesilebilir hızlı menüyü açtığımdan dolayı oraların ses kaydı da almıyor çünkü. Evet mesela yaptım ne oldu? 196 bin girdi. Herhangi bir şey dönüşmedi. Tekrardan yapacağız. Yine hiçbir şey olmadı. Tekrardan X'e basıyorum. Hemen hızlı menüyü açmanız gerekiyor. Yavaş kalırsanız motorunuz dönüşür. Hızlı olursanız 196 bin habire çöpe gidiyor. Hani tam ortasında bulmanız lazım. Evet yine gitti. Yine gitti. Şimdi yapacağım. Yapamadım. Bu sefer yapacağım. Evet arkadaşlar böyle yaparsanız motor götünüze giriyor. Çok affedersiniz ama işte şu an bana girdi. Bak motor dönüştü ve şuradaki kategoride geldi. Bu ne demek oluyor ki motor çöp oldu arkadaşlar. Motoru atacaksınız. Hemen şuradan gidiyorsunuz. Tekrardan motorun aynısından satın alıyorsunuz. Yine birisi yazmış eğer ki motor dönüşürse gidip motoru tekrardan satın almanıza gerek yok. İşte gidip oyunu kapatıp açın. Tekrardan motor upgrade'siz şekilde gelecek diye yazmış. Videodan önce denemiştim ama herhangi böyle bir şey olmadı arkadaşlar. Bende motor dönüşük geldiğine ya da çok geç kaldım. Oyunu save aldıktan sonra oldu. Bilmiyorum ama şimdi tekrardan aynı şeyleri yapmamız gerekiyor. Yani fail halinde göstermiş olmam gayet iyi oldu. Bu kopyalama birazcık zor arkadaşlar. Fixlenmediği için yapacak bir şey yok. Fixlenmediğinden dolayı yeni bir kopyalama çıkmıyor. İki kişiyseniz aganız varsa aganızla çok rahat yapabileceğiniz iki kişilik bir harbi kopyalama var. Gerçekten kolay bir kopyalama. Bundan önceki attığım videoyu izleyip yapabilirsiniz. Hani bununla uğraşmayın. Hani 196 196 psikolojiniz bozulacak. Olacak mı olmayacak mı onun şeyi var. Hani sürekli kar marjınız da düşüyor. O da var. Hani çok fazla para kaybetseniz de sonuçta hani 5. seferde deneseniz yapsanız bile 200 binden kaç yapıyor yani kaç paranız gidiyor arkadaşlar yine 1 milyonunuz gidiyor herhalde 5 kere 2'den herhalde 1 milyon oluyor aynen öyle 1 milyonunuz gidiyor yani karınız 800 bin oluyor yani bu kopyalama birazcık sıkıntılı bir kopyalama çünkü tek seferde kopyalayacaksınız ve ne kadar az fail yaparsanız tutturursanız o kadar iyi olacak. Yani videoda bayağı bir konuşuyorum ki atlayanlar olacağından dolayı aynı şeyleri söylüyorum yine de. Hani o yüzden
Bayağı bir kar marjı düşük bir kopyar ama. Tekrardan aynı şeyi yapıyoruz. Evet. Şöyle bir de geri gelelim. Az önce videoda değilken yapmıştım ama şu an yapamıyorum. Vay vay homicim. Ol be artık. Evet arkadaşlar, oldu. Bakın, kaçıncı deneyişim. Param kaç milyonu bilmiyorum. Kaç milyon kaldı görüyorsunuz. Bu şekilde ekran geldikten sonra motor dönüştü şu ekranlarla aynı solüstük ekran. Böyle olduktan sonra iki kere X'e basıyorsunuz. Bir daha dönüştürüyorsunuz ve motor altınızdan kayboluyor. Şu arkadaki adam da saçma sapan falan filan niye gülüyor. Böyle olduktan sonra şuradaki circle'a geliyorsunuz. Bu arada motor kaybolmadı. Oyunu kapatıp açtığınız zaman motor upgrade'siz şekilde geliyor, haberiniz olsun. Buradan itibaren arkadaşlar İşsinizi yani koparacağınız arabayı tıklıyorsunuz ve bedava arabanın üstüne gelip yer değiştiriyorsunuz. Böyle olduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu listede yer değişti ama fiziken yer değişmedi. Böyle olduktan sonra Ege'ci görünümlü İşsinize biniyorsunuz. Bak listede de gördünüz zaten. Şu an bu araba aslında Ege'ci ama İş olaraktan görünüyor. Yani bu şekilde kopyalanmış oluyor. Plakamıza iyi bakın. 66 YBM 541. Dışarıya çıktığımız zaman plakamız değişecek. Değişmesi gerekiyor. Bak 09 DRL 105 oldu. Bu şekilde olduktan sonra kopyalama işlemi başarıyla tamamlanıyor. Buradan itibaren Mobile Operation Center'ı çağıracağız. Arabadan bir inin, sonra çağırın. Kamyon geldikten sonra kamyona bir gir çık yapacağız ve kopyalama işlemi tamamlanacak. Aslında baktığınız zaman kopyalama kolay mı? Kolay ama hani 196 bin kaybetme riski ve hani olacak mı olmayacak mı riski olduğundan dolayı birazcık canınız sıkabilir. Hani onu tam ayarını tutturmanız lazım. Elinizin alışması lazım. Ben uzun zamandır yapmadığımdan dolayı bayağı bir param gitti ama benim umurumda değil bunlar. Ama bazılarınızın umurunda olacak çünkü kopyalama yapıyorsanız zaten paranız yok. Buradan itibaren kamyona giriyorsunuz ve kopyalama işlemi tamamlanıyor. Tamamdır, kopyalama bitti. Hemen mekanikten arayalım. Eleci hala var mı yok mu? Bakalım hani eleci ne olmuş, gitmiş mi? Hala var mı yoksa futuro çok işsiz olmuş mu olmamış mı? Hemen bakalım. Arena War dedik zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi Trashok isimli ve FCR 1000'de custom olmamış bir şekilde orada duruyor. Yani tekrardan yapmak istiyorsanız tekrardan aynı işlemleri yapmanız gerekiyor ama dediğim gibi hani tutturması birazcık zor. Hani bunu çok iyi ayarlamanız lazım. Kar marjı gittikçe düşüyor. Fiil yaptıkça kar marjı düşüyor. Hani siz bilirsiniz ama eğer ki aganız yoksa aga bulun kendinize ve iki kişilik araba kopyalamayı yapmanızı daha çok tavsiye ediyorum. Ya da direkt hani bütçeniz yetiyorsa para paketi almanızı da daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü hani bunu yaptığınız zaman gitgide kar marjınız düşüyor. Videonun başında 80 küsur milyonum vardı galiba. Bak şu an 78 milyonum oldu. Hani ben birazcık iplemeden yaptım. O da doğru. Hani dikkat etmeden yaptım. Hemen hızlı hızlı yaptım hemen olsun diye. Ama yine de 2 milyon kaybetmişiz. Bu arabayı satacağım. 1 milyon 800 bin. 200 bin bana girdi yani. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani dediğim gibi çok dikkatli bir şekilde yaparsanız tek de belki tutturabilirsiniz. Hani bu kopyalamamız bu kadar. Hani aslında tutturmayı yaptıktan sonra basit ama ne yazık ki yapacak başka da bir şey yok. Her neyse, Fixgenman tek kişilik araba kopyalamamız da buraya kadar olsun arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir sonraki videomuzda yeni bir video çıkmaz diye umuyorum. Eğer ki çıkarsa hemen atarım zaten. Fixgenman yine bir tane daha kopyalamamız var. Onu da yarın veya başka gün atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. O daha kolay. Hani yine aynı yöntem veririz ama onu da daha kolay bir şekilde kopyalayacaksınız. Hani bu videomuza buraya kadar olsun. Aklınıza bir şey takıldıysa aşağıya yazın. Genelde yorumlara bakmıyorum. Discord'a gelip Discord'dan yazarsanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Sizin açınızdan hani yanıtlanma şansından dolayı. Neyse çok boş yaptım. Haydi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.